Numaralanmış cümlelerin hangisinde yer alan duygu yanlış verilmiştir? 1. Yağmur aniden başlayınca balkondaki salçaları ıslanmadan toplamaya çalıştık. Burada aniden ifadesinden bir telaş, panik içerisinde olduğu görülmekte, yani bu bilgi doğrudur. 2. Kaza yaptıktan sonra okuldaki hiçbir arkadaşım geçmiş olsun bile demedi. Buradaki durum arkadaşlarına duyduğu üzüntüdür ve bu üzüntüyü arkadaşlarına söylememekte, başkasına söylemektedir. Bir başka kişiye söylediği için yakınma doğru bir ifade olacaktır. 3. Her sabah trafik yüzünden işe geç kalmaktan bıktım. Yine burada usanç, yani bıktım kelimesiyle aynı anlama gelen bir bıkkınlık anlamına gelen bir ifadedir. Usanç bu bilgi de doğru. 4. Eski apartmanımızda olsak ne güzel her gün birimizde kahve içerdik. Burada sitem değil özlem duygusu vardır. Geçmişte yaptığı bir eylemi yeniden yapma isteği bulunmaktadır. Bu yüzden bu sitem değil özlem olacaktı. Cevabımız D4 olacaktır. Bu tabloda numaralanmış cümlelerin hangisindeki anlam özelliği yanlış işaretlenmiştir? 1. Sınıftan yüzü gülerek çıktığına göre sınavı iyi geçmiş olmalı. Burada bir dayanağa göre, yani yüzünün gülerek çıkmasına dayandırarak sınavının iyi geçmiş olacağı tahmin edilmekte. Yani 1. Doğru verilmiştir. 2. Yeni aldığım pantolon çok inceymiş. 1. İki yıkamaya yırtılacak. Henüz herhangi bir deneyim kazanmadan veyahut da pantolonu yıkamadan pantolonu ile ilgili bir ön yargıda bulunmaktadır. Yani 2 de doğrudur. 3. Gösterinin son kısmındaki konuşmalar herkesi güldürecektir. Burada herhangi bir karşılaştırma yapılmamıştır. Burada bir ön yargı vardır. Belki güldürmeyecektir. Bunu bilemeyiz. Bu yüzden cevabımız yanlış olan seçenek C seçeneği. 4. Önümüzdeki hafta sonu deniz kenarında tatilde olduğumuzu farz edelim. Burada farz edelim ifadesinden gelecekte gerçekleşmiş, henüz gerçekleşmeyen bir olayın gerçekleşmiş gibi kabul edildiği görülmekte, yani varsayılmaktadır. Bu yüzden cevabımız C3 olacaktır. Evde hayvan beslemek isteyen Buse'ye annesi bakımını yapabileceğin bir hayvan alabiliriz demiştir. Buse hiçbir hayvana eliyle dokunamamakta ve sabahtan akşama kadar okulda bulunmaktadır. Bu durumda Buse verilen hayvanlardan hangisini seçerse bakımını kendi yapabilir. Yukarıda kedi, balık, kuş ve kaplumbağa verilmiştir. Kedi, kuş ve kaplumbağaya bakım yapabilmek için mutlaka dokunmak gerekir. Fakat balıklar suda yaşadığı için ve balık bakımları için temas etmek gerekmediği için cevabımız A, balık olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar kelimelerinden biri olamaz? Yukarıdaki paragrafımızı okuduğumuzda balina köpek balıkları yaklaşık 10 metre uzunluklarıyla okyanusların en büyük canlılarındandır. Bu balıkların sudan süzdükleri kiril ya da küçük balıklarla beslendiği, yani etçil oldukları düşünülüyordu. Beslenme sonrasında bazı yosun ya da algları yuttukları bilinse de bunun mecburen gerçekleşen bir durum olduğu düşünülüyordu. Balina köpek balıklarının deri ve dışkı örneklerini incelendiği yeni bir çalışmada yedikleri kirillerin çoğunu enerji elde etmek için kullanmadıkları ortaya çıktı. Bu araştırmaya göre balina köpek balıkları alkleri ya da bitkileri sindirerek enerji gereksinimlerini karşılıyor. Yani bu köpek balıkları etçil değil, hepçil besleniyor. Hepçil hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklı beslenen canlılara verilen addır. Bu paragrafın konusuna baktığımızda köpek balığının hepçil beslenme tarzından, hepçil beslenme şeklinden bahsedilmektedir. Bu yüzden cevabımız A, köpek balığı anahtar kelime olabilir. B, beslenme olabilir. Yine D, hepçil olabilir. Fakat otçul olamaz çünkü burada konumuzun dışında olan bir ifadedir. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin başlığı olmaya en uygundur? Metne başlık seçerken mutlaka anahtar kelimelerle ve metnin konusuyla ilişkili olması gerekmektedir. Paragrafımızı okuyacak olursak, plastik kirliliği gezegenimiz için çok büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Çünkü plastik atıkların doğada parçalanması yüzyıllar alabiliyor. Plastikleri parçalayabilen enzimlerin var olduğu bir süredir biliniyor ve kullanımları ile ilgili çalışmalar yürütülüyordu. Ancak bir komposta bulunan yeni bir enzim plastik parçalamadaki hızı ile bilinen diğer tüm enzimlerin önüne geçti. Laboratuvardaki araştırmacılar enzimin 16 saat içinde plastik atığın %90'ını ayrıştırabildiğini belirledi. Üstelik enzimin ayrıştırdığı plastikler ile yeniden üretim yapılabiliyor. Ancak ne yazık ki çevre dostu bu enzim tüm plastik türlerini parçalayamıyor. Yukarıda
plastiği parçalayan bir enzimden bahsedilmektedir. Bu yüzden cevabımız D. Plastiği en hızlı parçalayan enzim olacaktır. Çünkü bu enzimin en önemli özelliği diğer enzimlerden onu farklı kılan özelliği daha hızlı parçalamasıdır. Plastik atıklar olamaz, çevre kirliliği gibi genel bir ifade olamaz, doğadaki enzimler de olamaz. Doğadaki enzimlerden değil, plastiği parçalayan enzimlerden bahsediliyor. Bu yüzden en uygun başlık D seçeneği olacaktır. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Açlık ile duygularımız arasındaki ilişki. B. Açlığın yaş ve cinsiyetle olan ilişkisi. C. Açlığın kan şekerine olan etkisi. D. Açlığın öfke ile olan bağlantısı. Yukarıdaki paragrafımızı okuyacak olursak, 64 yetişkin bireyin yer aldığı bir araştırmada katılımcılar 21 gün boyunca günde 5 kere açlık düzeylerini ve duygularını kaydetti. Bu kayıtlar bireylerin yaş, kütle, cinsiyet ve beslenme biçimi gibi bazı farklılıkları dikkate alınarak değerlendirildi. Araştırma sonucunda açlığın öfke, huysuzluk ve keyif alma düzeyleriyle ilişkili olduğu belirlendi. Buraya kadar olan bölümde yuvarlak içine aldığımız kısımdaki hep bahsedilen şey açlık ile duygular arasındaki bağdır. Yine paragrafımızı okumaya devam ettiğimizde bireylerin günlük ya da birkaç günlük yeme düzenleriyle duyguları arasında bağlantı olabileceği görüldü. İşte bu ifadeden cevabımızın A, yani açlık ile duygularımız arasındaki ilişki olduğunu görmekteyiz. Metnimizin konusu A seçeneğinde verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yeni tasarlanan pilin özelliklerinden biri değildir? A. Uzun ömürlüdür. B. Kağıttan yapılmıştır. C. Doğada parçalanabilmektedir. D. Anot ve katot adlarında iki uca sahiptir. Paragrafımızı okuyacak olursak, tek kullanımlık piller uygun biçimde geri dönüştürülemediklerinde çevre kirliliğinin artmasına yol açar. Pillerin çevresel etkilerini azaltmak ve boyutlarını küçülterek daha kullanışlı hale getirmek için amaçlarla yepyeni bir pil tasarlandı. Bu pilin en önemli özelliği biyolojik olarak doğada parçalanabilen malzemeler kullanılarak istenilen boyutlarda ve biçimde üretilmesidir. Yani burada doğada parçalanabilmektedir ifadesine ulaşılabilir. Kağıttan yapılan bu pilin dediği için yine kağıttan yapıldığını, yani B'ye ulaşabiliyoruz. Anot ve katot diye adlandırılan iki ucu kağıdın üzerine özel bir malzeme kullanılarak basılmış. Yani burada iki uca sahip olduğunu da görmekteyiz. B, C, D'ye ulaştık. Zaten paragrafımızın geri kalanını okuduğumuzda da bu pilin uzun ömürlü olduğu ile ilgili bir yargı yoktur. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır.